Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde üçgende uzunluk, dik üçgende metrik bağıntılar ve özel üçgenleri işleyeceğiz. Şimdi öncelikle üçgende uzunluktan başlayalım. Bir üçgenin çizilebilme koşulları neydi arkadaşlar? İki kenarının farkının mutlak değeri daima üç kenarının toplamından küçük olmak zorundaydı. Sonra notlar yazalım. Üçgende büyük kenar karşısında büyük açı, büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. O halde buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Diyelim ki ABC üçgeninde A kenarı, B kenarı ve C kenarı ise, burada eğer A açısı 90 derece ise A kare eşittir B kare artı C kare, yani Pisagor bağıntısı vardır. Eğer A açısı 90 dereceden büyük ise o halde A kare büyüktür B kare artı C karedir. Eğer A açısı 90 dereceden küçükse o halde A kare küçüktür B kare artı C kare geçerlidir diyoruz. Şimdi gelelim şöyle bir kuralımıza. ABC üçgeni. Burası B, A, C, B. X ve Y ise, P üçgenin içinde herhangi bir nokta ise, burada diyoruz ki A küçüktür X artı Y'den, o da küçüktür B artı C'dir diyoruz. Bir başka kuralımız. A, B, C üçgeninde A, B, C, X, Y ve Z ise, yine P noktası üçgenin içinde herhangi bir nokta ise, üçgenin çevresi yani 2U dediğimiz A artı B artı C olmak üzere diyoruz ki X artı Y artı Z daima U ile 2U arasındadır. Yani çevre ile yarı çevre arasında olmak zorunda. Başka bir kuralımız. A, B, C'de. A, B, C ve D olmak üzere. Gene çevremiz 2U ise diyoruz ki burada AC uzunluğu artı BD uzunluğu daima 2U ile U arasında olmak zorunda. Şimdi gelelim üçgende yükseklik, açı ortay ve kenar ortaya. Burası HA olsun. Burası NA yani açı ortay olsun. Burası da VA yani kenar ortay olsun. A, B, C üçgeninde burası HN, D ise diyoruz ki yükseklik daima açıortaydan küçük eşit, o da küçüktür. Küçük eşittir. Kenarortay bağıntısı geçerlidir. Ve eğer üçgen kenarlar arasında A küçüktür B, o da küçüktür C ise şayet, o halde diyoruz ki HA büyüktür, HB o da büyüktür, HC'den, yani yükseklikleri tam tersi orantılıdır. Aynı şekilde NA büyüktür, NB o da büyüktür, NC. O zaman açı ortayları da tam tersi şekildeymiş. Ve yine kenar ortayları da tam tersi şekilde sıralanır diyoruz. Gelelim başka kuralımıza.
Orta taban kuralını verelim. ABC DE'de eğer AE EB'ye AD de DC'ye eşit ise biz buna orta taban ED, burada orta taban daha ilerleyen kollarımızda göreceğiz. Benzerlik oranından dolayı ED K birim ise BC mutlaka 2K birim olmak zorunda. O halde orta taban tabanın yarısıdır deriz. Gelelim muhteşem üçlüye. ABC dik üçgeninde dik olan kenardan eğer kenar ortayı çizersek kenarı ikiye ayırdık. O halde bu da buna eşittir. Biz bu kurala muhteşem üçlü diyoruz. ABC üçgeninde burası kenar ortay, burası kenar ortay ve burası da kenar ortaysa bu birleştikleri noktaya G noktası denir ve G noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinde burası K birimse burası 2K birim. Burası P birimse burası 2P birim. Burası A birimse burası 2A birim. Kuralı geçerlidir. Ve buradan şöyle bir kural çıkıyor. Burada diyoruz ki 4 tane şunları da harflendirelim. D, E ve F ise 4 tane AD'nin karesi artı BE'nin karesi artı CF'nin karesi eşittir 3 tane AB'nin karesi artı AC'nin karesi artı BC'nin karesidir kuralı da buradan çıkar. Çok fazla kullandığımız bir kural değil ama bazen kullanabiliyoruz. Bunlardan sonra geçelim açıortaya. Nedir açıortay dediğimiz şey? A köşesinden çizelim. ABC üçgeninde kenara çizdik. Açıyı ikiye ayırmak zorunda. Burası A, burası B, burası C, burası D ise açıortayın kuralı. Açıortayın bakın buna ayakları, buna da kolları diyoruz. O halde iki ayağın birbirine oranı yani A'nın B'ye oranı daima iki kolun birbirine oranına eşittir. C'nin D'ye oranı. Yalnız sıraya dikkat edin. Önce buraya aldıysak buraya alacağız. Daha sonra buraya alacağız. Aynı şekilde bu oranda değiştirirsek o halde A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranıdır deriz. Buna da eğer NA dersek eğer NA da eşittir A çarpı B eksi C çarpı D'nin karekökidir. Daha sonra gelelim. İç açıortayların kesim noktası. İç açıortayların kesim noktası. İç teğet çemberin merkezidir. İç teğet çemberin deriz. Burası dış açı ortay ise gene buraya A, B, C ve D dersek iç açı ortay kuralımız burası da NA olsun. Dış açı ortay bakın bu üçgende uygulayacağız. A, B, C üçgeninde o halde o iki üçgenin kolları A'nın B'ye oranı dış açı ortayın dışına geliyoruz. D'nin D artı C'ye oranına eşittir diyoruz. Ve burada dış açıortay A çarpı B eksi D çarpı C artı D'nin karekökidir. Burada da şöyle bir not yazalım. Dış açıortayın
dış açı ortayların kesim noktası dış teğet çemberin merkezidir. Şimdi gelelim üçgende yükseklik bağıntılarına. Üçgende yükseklik dediğimiz şey A, B, C. Her kenara ait yüksekliği çizdik. Bunların birleşim noktasına G dersem G diklik merkezidir. Gelelim şimdi bunları öğrendikten sonra dik üçgende metrik bağıntılara. Dik üçgende metrik bağıntılar. Nedir dik üçgende metrik bağıntılar? Öncelikle çizelim. A, B, C. Burası 90 derece ise buraya ne diyoruz? Biz 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür. Hipotenüs uzunluğu. Ve burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı ise en çok bildiğimiz kuralımız ne? Pisagor teoremi. Pisagor teoremine göre hipotenüsün karesinin uzunluğu diğer kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani A kare eşittir B kare artı C kareymiş. Şimdi bazı özel üçgenlerimiz var. Nedir bunlar? En çok kullandığımız, hiç bu kuralı uygulamadan 3, 4, 5 üçgenimiz var. 5, 12, 13 üçgenimiz var. 7, 24, 25 üçgenimiz var. Ve 8, 15, 17 üçgenimiz var. Bu dördünü genellikle çok sık kullanırız ve bu teoremi uygulamaya gerek kalmadan bunları bildiğimiz için direkt yazarız. Şimdi gelelim Öklit bağıntılarına. ABC üçgeninde diyoruz ki burası C kenarı, burası B kenarı, burası PK, tamamı A olsun. Burası da H olsun. En çok uyguladığımız H kare eşittir P çarpı K'dır. Daha sonra başka neleri biliyoruz? B kare eşittir K çarpı A. Aynı şekilde C kare eşittir P çarpı A. Daha sonra 1 bölü H kare eşittir 1 bölü C kare artı 1 bölü B karedir diyoruz. Öklit bağıntılarını da bitirdikten sonra gelelim özel üçgenlerimize. Özel dik üçgenlerimize. Birincisi 30-60-90 üçgeni. Burası 30 derece. Burası da 60 derece ise diyoruz ki 30'un karşısı A birimse 60'ın karşısı onun kök 3 katıdır. 90'ın karşısı da onun 2 katıdır. İkincisi 45-45-90 üçgeni. Burası 45 derece. Burası da 45 derece. O halde ikizkenar dik üçgen bu. 45'in karşısı A birimse burası da A birim. 90'ın karşısı da onun kök 2 katıdır diyoruz. Daha sonra üçüncüsü 15-75-90 üçgeni. Burada diyoruz ki burası 15 derece, burası 75 derece ise şayet bunun yüksekliği
H birimse hipotenüsü 4H birimdir. 90 üçgeni. Burası 22,5. Burası da 67,5'se şayet. Gene bunun yüksekliğine H birim dersek hipotenüsü 2 kök 2 H birimdir. Şimdi gelelim Pisagor ve Öklit bağıntılarının yardımıyla hangi kurallar ortaya çıkmış? Burası A, burası B, burası C, burası D ise bu üçgende hipotenüs uygularsam A kare artı B kare. Bu üçgende uygularsam gene aynı kenarı buluyorum bakın. O halde bu da C kare artı D kareye eşittir derim. Başka bir kural. Şayet burası 90 derece A, B, C ve D ise burada da diyoruz ki karşılıklı kenarların kareleri yani A kare artı C kare eşittir B kare artı D kare deriz. Başka bir kuralımız. ABC üçgeninde burası H ise burası M, burası N, burası B, burası C ise şayet diyoruz ki B kare artı M kare eşittir C kare artı N kareye eşittir. Ve Carnot kuralı. Carnot kuralına göre A, B, C üçgeni de herhangi bir noktadan kenarlara dikler çizilmiş. Burası M, X, P, Z, N ve Y olsun. O halde X kare artı Y kare artı Z kare eşittir. M kare artı N kare artı P karedir. Bakın herhangi birini seçtik. Buradan başladık. X ise bunu atlıyoruz, buna geliyoruz. Y kare. Bunu atladık. Artı z kare eşittir. Şimdi atladıklarımız. M kare artı n kare artı p kareye eşittir diyoruz. Gelelim özel üçgenlerimize. Birincisi ikizkenar üçgen. Nedir ikizkenar üçgen dediğimiz? A, B, C ise iki kenarı birbirine eşit. O halde iki açısı da birbirine eşit. Burası tepe açısı A, diğer kenarları bu. İkizkenar üçgende yükseklik daima tabanı ikiye ayırır. Yani kenarortaydır diyoruz. Daha sonra başka hangi özelliklerimizi verelim? Buradan diyelim ki ikizkenar üçgende uyguladığımız özellikler ise burada A, B, C, E, D, P ise PD AB'ye paralel, EP de AC'ye paralel ise burada PD artı PE daima bu ikiz kenarlara yani AB o da eşittir AC'ye dir diyoruz. O halde kenarlara paralel çizilmişse ve ikizkenar üçgense bu ikisinin toplamı eş kenarlara nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. ABC. Burada ABC ikizkenar ise DPE ve gene bu PE kenarı buna paralel. Bu da buna paralel ise diyoruz ki PD eksi PE
eşittir gene ikizkenarlardan her birine. Aynı şekilde bunu yükseklik için de geçerli. Buradan bir yükseklik, buradan da bir yükseklik çizdik. O halde diyoruz ki ABC üçgeninde burası PDE olsun. PD artı PE daima HB'ye, o da eşittir HC'dir. Yani B kenarından veya C kenarından çizilen yüksekliğe eşittir. Zaten bu ikisi eşit olduğu için yükseklikleri de birbirine daima eşittir. Gelelim ikinci üçgen, eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin üç kenarı birbirine eşit. O halde tüm iç açıları her biri 60'ar derece. Bir yükseklik çizmiş olursak ikizkenar üçgende olduğu gibi gene ne yapacak? Hem açıortay hem de kenarortay olmuş olacak. Bakın özel üçgen çıktı. 30 60 90 üçgeni. O halde burası A birimse burası A kök 3 birim. Burası 2A birim demektir. Yani bir kenarı 2A birim ise yüksekliği A kök 3 birimdir. Buradan yola çıkarsak bir kenarı A olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği A kök 3 bölü 2 birim, alanı ise A kare kök 3 bölü 4 birimdir diyebiliriz. Aynı şekilde bunun özelliklerini verelim. ABC eşkenar üçgeninde herhangi bir noktadan kenarlara paralel çizildiğinde bu buna paralel, bu buna paralel, bu da buna paralel ise bu üçünün toplamı A, B, C, buna da D diyelim. O halde A artı B artı C daima D'ye eşittir. Aynı şekilde yine eşkenar üçgende yükseklik çizildiğinde herhangi bir noktadan A ise B ise C ise ve bunun yüksekliği H ise, o halde A artı B artı C eşittir H'tır deriz. Ve son bir özelliğimizi verelim. İse bu eşkenar üçgende AH eşittir H ise diyoruz ki burası da K olsun. DK artı DE eksi DF daima H'a eşittir. O halde herhangi bir noktadan çizilen yükseklikler toplanılıp bu yükseklik çıkartıldığında neyi buluyormuşuz? Üçgenin yüksekliğini buluyormuşuz. Evet, konu özetinden sonra şimdi bunlarla ilgili örnekler çözelim ve konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuz, bir üçgenin iki kenarının farkı 2 birimdir. Bu iki kenarın üçüncü kenar üzerindeki dik iz düşümleri dik iz düşümleri 7 birim ve 3 birim ise
7 birim ve 3 birim ise bu üçgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bakalım. Şurası B kenarı. Şurası da A kenarı olsun. Buradan dik iz düşümlerini aldık. O halde burada AB. Gerçek AH dik iz düşümleri. O halde ne diyebiliriz? Şöyle üçgene taşırsak bunu. Burası H birimse, burası C birim, burası B birim. O halde burası 3, burası 7'ymiş. Neyi biliyoruz? Pisagor'u biliyoruz. Buraya H dersem, H nedir? C kare eksi 9. Burada H, B kare eksi 49'dur. O halde bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atalım. Yani B kare eksi C kare neye eşit olmuş oldu? 40'a eşit olmuş oldu. Bir de neyi biliyoruz? İki kenarın farkı. Yani B eksi C 2 birim. Bunu açarsak neydi bu? Bir toplamları bir de farklarının çarpımı 40 olduğuna göre. Burası 2 ise o halde B artı C neye eşittir? 20'ye eşittir. Diğer kenarda 10 birim olduğuna göre, A'da 10 birim olduğuna göre o halde çevre ABC neye eşit olacak? 30 birime eşit olacak. Geçelim ikinci soruya. ABC üçgeninde AN açıortay. Burası 5 birim, burası x birim. Burada AC eksi AB eşittir 12 birim ise x kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bakıyoruz. Açıortaydan birbirine inen dikler birbirine eşit olduğuna göre şuraya bir de biz dik atalım. O halde burası ne olmak zorunda? 5 birim olmak zorunda. Burası C kenarı ise burası da C kenarı. Bunun tamamı B kenarı olduğuna göre burası B eksi C'ymiş. AC burada B. AB de C olduğuna göre B eksi C'yi kaç birim bulduk? 12 birim bulduk. Bakıyoruz dik üçgen. 5, 12 özel üçgenlerden biri. Neydi? 5, 12, 13 üçgeni. O halde x eşittir 13 birimdir diyoruz. Üçüncü sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde O noktası iç teğet çemberin merkezi. BC 13 birim. Ve çevre ABC 58 birim ise çevre ADE sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. İç teğet çemberin merkezi ise neydi? Açıortayların kesim noktasıydı. O halde bunları birleştirirse neymiş bu? Açıortayların kesim noktası. Yani burası da açıortaymış. Burası da açıortaymış. O halde diyelim ki burası A birimse bunlar birbirine paralel olduğu için bu buna eşit. Bu da buna eşit. A birimse A birim, B birimse B birim olmak zorunda kaldı. O halde ne diyebiliriz? Bunun tamamı C ise burası C eksi B birim. Bunun tamamı B ise burası da B eksi A birim olmak zorunda kaldı. Çevre AD nedir o halde? C eksi B artı B eksi A artı B eksi A. Bunlar birbirini götürdü. O halde ne geldi? C artı B geldi. Şimdi bütün çevre 13 artı C artı B olduğuna göre yani 58 eşittir 13 artı C artı B olduğuna göre o halde C artı B ne oldu? 45 birim olmak zorunda kaldı. Dördüncü sorumuz.
dik. Burası dik açıortay. A, B, C, F, D ise burası 1 birim, burası 4 birim, burası X. Şekildeki ABC üçgeninde BD, AD'ye dik, AF, BC'ye dik, BD açı ortay, BF 1 birim, FC 4 birim ise FE, X kaç birimdir diye sormuşuz. Şimdi bakıyoruz, hem açı ortay hem yükseklik olduğuna göre o halde bu bir ikizkenar üçgendir. Buranın tamamı 5 birimse o halde burası da ne olmak zorunda? 5 birim. Şimdi burayı kapatalım. ABF üçgeninde bakın bir açıortay var. O halde açıortay teoremini uygulayabilirim. Bu kolun bu kol oranı yani 1'in 5'i oranı o halde x'in ne olmak zorunda? 5x'i oranına eşit olmak zorunda. Şimdi bakalım. ABF üçgeninde bir dik üçgen olduğu için ne yapabilirim? Pisagor uygulayabilirim. O halde ne diyeceğim? 6x'in karesi artı 1 eşittir 5'in karesine. Yani 36x kare artı 1 eşittir 25 ise 36x kare 24'müş. O halde x kare eşittir 24 bölü 36. X'i her tarafın kare kökünü alırsak 2 kök 6 bölü 6 yani kök 6 bölü 3 birim bulunur. Beşinci sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgeninde AD, ABD 30 derece, ACB 45 derece, DC 2 birim ise AD X kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Burası 90, 30 ise burası ne olmak zorunda? 60 derece. 30'un karşısı X ise 60'ın karşısı onun kökü katı yani X kök 3 birim. Burası 90, burası 45 ise bunun tamamı da 45 derece. Yani ikizkenar üçgen. O halde burası x köküçse ise burası da x köküçük olmak zorunda. O halde bakalım ne derim? X artı 2 eşittir x köküçmüş. Bunu bu tarafa attık. X köküç eksi x eşittir 2. X parantezini aldık. Köküç eksi 1 eşittir 2. O halde x eşittir 2 bölü köküç eksi 1. Ne yapıyoruz bunu? Eşleniğiyle genişletiyorum. Yani burası 2 kök 3 artı 1 bölü neydi? Birincinin karesi 3 eksi ikincinin karesi 1. İkiler birbirini götürdü. O halde diyorum ki kök 3 artı 1 birimdir. Geçelim 6. sorumuza. Birim. Burası 6 birim. A, B, C. A, B, C eşkenar üçgeninde. A, B, C eşkenar üçgenmiş. D, E diktir A, C. Şunları yazalım. D, E, F. D, E diktir A, C. F, D diktir A, B ise alan A, B, C kaç birim karedir? Eşkenar üçgen olduğuna göre neydi? Herhangi bir noktadan çizilen dikler bunun yüksekliğine eşitti. O halde bunun yüksekliği neymiş? 8 birimmiş. Şimdi burası 30. Yükseklik aynı zamanda açıortay. Burası 60. 60'ın karşısı 8 birimse 30'un karşısının köküç katıydı. O halde burası ne olacak? 8 bölü kök 3 yani 8 kök 3 bölü 3. 90'ın karşısında bunun 2 katı olduğuna göre o halde bir kenarı neymiş? 16 kök 3 bölü 3. Neyi soruyor? Alanını soruyor. Neydi alan dediğimiz şey? Alan ABC üçgeni diyelim. Eşkenar üçgende bir kenarının karesinin kök 3 katını
4'e bölüyorduk. O halde buradan sonucu ne buluruz? 64 kök 3 bölü 3 birim kareymiş. Yedinci sorumuz. X birim. Şekilde ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. AF eşittir 2FE. AB 24 birim ise X kaç birimdir? Şimdi bakalım ne demiş? AF 2F'yi eşitmiş. O halde bu K birimse burası 2K birim. FE dediğimiz K birimse AF bunun 2 katıymış. Bu eşkenar üçgen olduğuna göre o halde burası 30 derece, burası 60 derece. Şimdi bakıyoruz 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 10'un yarısı kadar olmak zorunda. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. Yani ne diyelim 12 kök 3 neye eşitmiş o halde? 2K'ya buradan K dediğimiz neye eşitmiş? 6 kök 3. O zaman bunun tamamı 18 kök 3'e eşit oldu. Şimdi burada da bir özel üçgen var. ADE üçgeni 30, 90, 60. 90'ın karşısı 18 kök 3 ise 30'un karşısı buradan nedir? 9 kök 3. O halde 60'ın karşısı yani bunun tamamı 9 kök 3 çarpı kök 3. Yani buradan AD eşittir 27 birim. Bizden ne istiyor? BD'ye. Burası 24 olduğuna göre X eşittir 27 eksi 24'ten 3 birim bulunur. 8. sorumuz. Şekilde ABC ve ADE eşkenar üçgen ve AD diktir BC ise alan ADE bölü alan ABC kaçtır? Şimdi bakıyoruz. Bunlar eşkenar üçgen olduğuna göre yükseklikse açıortaydır. 30 derece, 30 derece. Burası 60 derece. O halde diyelim ki 30'un karşısı A birim olursa 60'ın karşısı bunun kök 3 katı, 90'ın karşısı da 2A birim. O halde ne diyeceğiz? ADE üçgeninin bir kenarını ne bulduk? A kök 3. O halde alanı nedir? Bir kenarının karesinin kök 3 katını ne yapıyorduk? 4'e bölüyorduk. Bölü. Burada neyi bulacağız? Alan ABC. Alan ABC'de ne eşit? Bir kenarı 2A ise 2A'nın karesinin kök 3 katını 4'e bölüyoruz. O halde bunlar birbirini götürdü. Buradan A kare çarpı 3 bölü 4 a kare geldi. Bunlar da birbirini götürürse bu alan ne? Alanların oranı neye eşitmiş? A bölü, pardon, 3 bölü 4'e eşitmiş. 9. sorumuz. Evet.
x 10 birim, burası 26 birim, ABC üçgeni, burası da D. Şekildeki ABC dik üçgeninde 10 birim, 26 birimse x kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bakalım 10 birim, 26 birim Pisagor uygulayacağız ama şöyle diyelim, bunun yarısı 5, bunun yarısı 13. Aa, bakın özel üçgen 5, 12, 13 üçgeniydi. Burası 12 olacak ama hepsinin 2 katı olduğuna göre bu da 2 katı. Yani bu kenarı neymiş? 24 birimmiş. Şimdi alan ABC nedir? İki dik kenarın çarpımıydı alan. O halde 10 çarpı 24 bölü 2'dir. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik olduğuna göre 26 çarpı x bölü 2'dir. Buradan bunlar birbirini götürürse x'i ne buluruz? 120 bölü 13 birim. Geçelim son sorumuza. Onuncu sorumuz. Burası dik. Burası dik. Burası 150 derece. Şekildeki ABC üçgeninde diklikler verilmiş. A, B, C, E, D. Burası 150 derece. AB eşittir. AB eşittir. AC. O da eşittir. 12 birim ise alan ABC kaç birimdir? Şimdi bakalım. Burası 150 derece ise doğrusal açıdan 30 derece. Burası ne oldu? 60 derece olmak zorunda kaldı. Aynı şekilde burası da 30 derece. Burası da 60 derece. AB eşittir AC. Burası 12 birim verilmiş. Burası 90. Burası da ne oldu? 30 oldu. 90'ın karşısı 12 birimse 30'un karşısı ne olmak zorunda? 6 birim. O halde alanı nedir? Alan ABC taban çarpı yükseklik bölü 2'den 36 birim kare bulunur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.